Kul hakkı. Ticaret. Benim yaşadıklarım var. Hı hı. Yaşadıklarım var. Benim kendi yaşadıklarım var Mustafa Bey. Dünya kadar hakkın var. Seni diyor eğer hukuken yetkin yoksa hukuken öbür adam hacıdır, beş vakit namazındadır. Efendime söyleyeyim uzaktan baktığın zaman Müslümanın en iyisidir. Öyle lanse ediyor. Ama diyor ki seni işten attım. Nasıl atarsın? Hukuken bir hakkın yok ya. Attım diyor. Sen de güvendin kardeşimdir. Güvendin dostumdur. Güvendin ortağımdır. Attım. Kimse kimsenin gözünün yaşına bakmıyor Mustafa Ne olur Ramazan geldik. Bak benim işlerimde hakemlik yapan o zaman dostumdu şimdi değil. Bir cenazede oflu. Hocam bir şey diyeceğim sağa. Dedim de hakkını bana helal et. Dedim ki bana hakemlik yaptınız ya. Evet. O hakkı sana helal etmiyorum. Onun dışında her şeyi ediyorum. Yaktın beni hoca. Seni Allah yakacak dedim. Bak. Niye bunu söylüyorum? Mustafa abi ikinci üçüncü şahıstan değil. Millete sesleniyorum. Müslümanlara sesleniyorum. Yapmayın kardeşim. Yapmayalım. Kul hakkıyla Allah'ın huzuruna çıkmayalım. Size hocalar fetva veriyorsa ki vermez. Helalleş yeter. Böyle kuru kuru helalleşmek olmaz. Her şeyi ortaya koyacaksın. Aldatmışsan, hakkını yemişsen, kazıklamışsan her şeyi ortaya koyacaksın. Hakkını vereceksin, ondan sonra helalleşeceksin.